Herkese merhabalar. Bu videoda platin ve paladyumun ons değerlerini analiz edeceğim. Öncelikle bir hatırlatma yapmak istiyorum. Biliyorsunuz her hafta sonu düzenli olarak bu analiz videolarını yapıp sizlerle paylaşıyorum. Dün Bitcoin ve Ethereum analiz videosu yayınlandı. Altın ve gümüş ons analiz videosu yayınlandı. Bugün bu video yayınlandı ve akşam saatlerinde borsa endeksleri analiz videosu yayında olacak. Dileyenler dilediğini izleyebilir diyerek analizlere başlamak istiyorum. Öncelikle ilgili bütün enstrümanlar haftalık bazda neler yapmışlar onu bir gözden geçirelim. Dolar endeksi geçen hafta boyunca %2,3 değer kazanmış bir önceki hafta kapanışına göre. Amerikan 10 yıllık devlet tahvil getirileri %4,90 değer kazanmış bir önceki hafta kapanışına göre. Ons altın %3,07 değer kaybetmiş bir önceki hafta kapanışına göre. Ons gümüş %8,49 değer kaybetmiş bir önceki hafta kapanışına göre. Ons platin %6,87 değer kaybetmiş bir önceki hafta kapanışına göre. Ve ons paladyum %4,34 değer kaybetmiş bir önceki hafta kapanışına göre. Şimdi platinle başlayalım. Günlük grafiğimizi açalım. Platin geçen hafta şöyle güzel bir kırılım yapmıştı ve bir al sinyali vermişti. Bu hareketle 1030'a kadar gidebileceğini konuşmuştuk. Fakat alttan stoplu bir şekilde takip etmenin önemli olduğundan bahsetmiştim. 920'nin altında günlük kapanış yapar ise bunun bir sat sinyali olacağından bahsetmiştim ve stop oldu bu işlem. Yani 920'nin altında günlük kapanış yaptı. 950'de al verdi, 920'de sat verdi. Hedefi 1030'du. Esasında güzel bir trade imkanıydı ama maalesef stop oldu. İkinci kez bunu yapıyor Platin. Bu bir. Daha önce de şurada da yine yanlış bir sinyal üretmişti. Sürekli yanlış sinyal üretiyor. Bunu dipten almak daha doğru olacak gibi görünüyor. Şu andaki durumda Perşembe günü gelen 920'nin altındaki günlük kapanıştan sonra Cuma günü satış yapılmalıydı arkadaşlar ve platin elinde bulundurulmamalıydı. Şimdi sat sinyali geldiğine göre yeni bir al sinyalinin oluşması için yeni bir düzenek oluşturmamız gerekiyor. O da şu tepe olacak. Yani 968 diyebiliriz buna. 968 doların altında kaldığı sürece platin alma demektir bu. Platini izlemeye devam et ve alma demektir. 968 doları yukarıdan takip etmeye başlayacağız. Bu aşağıya gittikçe biz de bunu aşağıya çekeceğiz, aşağıya çekeceğiz, aşağıya çekeceğiz. En son kırılım geldiği zaman da alacağız. Şimdi aşağıda 740 değeri önemli görünüyor. 740 değerinden bir alım yapılabilir olarak görünüyor. Artık buranın güçlü bir direnç olarak çalışma ihtimalini ben yüksek görüyorum. Yani platini eklemek için alınabilecek değer aşağıda 740 dolar olarak görünüyor. Platin çok sert hareket eden, bir günde %3 düşüp %5 düşebilen bir ürün, çok riskli bir ürün. Dolayısıyla risk profilinize uymuyor ise platin ticareti yapmamalısınız. Riskli ürünlerle özellikle al sat tecrübesi yüksek insanların işte bunları yapması lazım. Yani düşerken de hemen tamam ben vazgeçtim yani bu stratejiye uyuyorum ve satıyorum diyebilecek al sat tecrübesi yüksek insanların platin ticareti yapması lazım. Yoksa al sat tecrübesi yüksek değil ise bu sat sinyallerine ve stop olmaya riayet göstermezse zararlar artabilir. Dolayısıyla 740 değerinin alım için uygun olacağını düşünüyorum. Riski çok fazla arttırmadan portföye bir miktar ekleme 740 dolarda yapılabileceğini düşünüyorum. Altta bir de 630 dolar var ama şu aşamadaki şu düşüşte onu beklemiyorum. Yani 740 dolara kadar gelip ondan sonra güçlü bir yükseliş belki bu 900'e kadar bir yükseliş yaşama ihtimali daha yüksek gibi görünüyor ve bu trade güzel bir trade olabilir. Şöyle bakalım 740'tan
900'e getirirsek %20'lik bir kazanç imkanı verecek bize. Dolayısıyla 740'a kadar bekleyip 740'ta Amerikan dolarından platine geçmenin doğru olacağını düşünüyorum. Onun haricinde platin almanın şu aşamada çok riskli olduğunu, 740'a kadar ki bölümde çok riskli olduğunu, ekleme yapmak için uygun olmadığını ben değerlendiriyorum. Burada sadece 740 dolar değerini beklerim yeni platin almak için ya da 968 doların yukarıya kırılmasını beklerim. Eğer şöyle bir hareket olursa o da bir al sinyalidir. Hava artık değişti, farklı olaylar oldu. Hava pozitife döndü ve al bu yukarı harekete katıl demektir. Eğer bu olur ise yukarıya da 968 doların üzerinde günlük kapanış yapar ise ikna olurum. Onun haricinde düşüşün devam edeceği yönünde kalmaya çalışırım. Paladyum'a geçelim. Şimdi paladyum esasında en sert hareket eden değerli metal bu dört değerli metal arasında. Fakat son zamanlarda bir sakinlik var üzerinde. Yani bu kadar güçlü düşüşlere karşı çok fazla düşmeden tepki verdi. Haftanın en az düşenlerinden birisi. Dolayısıyla şu anda sat sinyali de oluşmadı. Geçen hafta ne demiştik? 1990 değerinin üzerinde durduğu sürece yönün pozitif olduğunu düşünmeliyiz. En son kapanışımız bu. Yani buradan 1990'a kadar gelir ise bu yükseliş trendinin normal düzeltmesi olabilir. Ondan sonra yukarıya tekrar gidebilir. Dolayısıyla burada 1990'ı takip etmeye devam ediyoruz. Arada hani şu değeri yükseltecek bir boğum oluşmadı. Trend takip seviyesi oluşmadı. 1990 seviyesi hala stratejimiz için, bu grafik için sat demektir. 1990'ın üzerinde duruyor ise yön yukarı pozitif demektir. Dolayısıyla Palladium'da bir sat sinyali oluşmadı. Palladium tut demeye devam ediyor. Yani elindekileri tut, muhafaza et. Yukarıda 2450 dolar seviyesine gelirse bu bir direnç olacaktır. Buradan satış deneyebilirsin. Ya da 2780 bölgesi güçlü bir direnç olacaktır. Buradan satış deneyebilirsin. 1990'ın altında günlük kapanış yapar ise de satmalısın. Palladium grafiği bize şu anda bunları söylüyor. Henüz bir sat sinyali oluşmadı. Al sinyali de zaten oluşalı çok olmuştu biliyorsunuz. Şurada bir al sinyali oldu. Ondan sonra buradan alınabilir demiştik. Ve o zamandan beri işte bu hareketi önce biraz düşüp sonra da yükselme hareketini yaptı. Aşağıda da 1990'da satılsa bile bu 1880'i artık biraz güncellememiz gerekiyor. Burası biraz yoruldu. Eğer burada 1990'dan satış gelir ise artık bunu bizim burada 1760'a çekmemiz gerekiyor. Bundan sonra evet 1760 artık burada bizim alım için değerimiz olmalıdır. Yani hep 1880'de artık bunu biraz aşağıya çekmemiz gerekiyor. Palladium'da da eğer bu 1990'ın altında günlük kapanış yapar ise 1760 ve 1550 sıralı alım hedefleri olacak aşağı noktalarda. Umarım faydalı olur. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hepinize bol kazançlar diliyorum.